Peki bunun bir de psikolojik tarafı da var. Herkes söylüyor. Yani evet. uykuya böyle direkt dalamıyorsan, dalmakta sıkıntı yaşıyorsan, derin uyuyamıyorsan psikolojik tarafında neler vardır? Asya Hanım bize onları da anlatır. Aslında mesela anksiyete de, depresyonda. Depresyona çok uyur insan. Anksiyete de uyku bölünmeleri çok fazla olur. Uykuya dalmada güçlük çeker. Bunları sürdürmekte sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Yani hani böyle şey denir kaygılı, çok düşünen, pimpirik insanlar uyuyamaz falan evet, doğru mu evet, bu? Evet, evet. den kasta sanki biraz o kişilikte gider. Evet yani psikolojik sağlığım yani fiziksel sağlığımız etkilediği gibi psikolojik sağlığımız da çok etkiliyor bu. Hı hı. Aslında nasıl size sorduk sağlıklı uyku, sağlıklı olmayan filan bunu... ...görebileceğimiz bir ortam olabilir mi? Yani Tabii. kim uyuyor, sağlıklı kim uyuyamıyor falan. Sizin sosyal medyanızda e, çok güzel e, videolarınız, uygulamalarınız, anlatılarınız var. Merak edenler hocamın sosyal medyasına bakabilirler. Çok ilgi çekici hakikaten. E, burada da aslında görmek isteriz evet. eğer imkanı olursa. Tabii ki gösterelim. Kısaca şöyle anlatayım. Bizim beynimiz zannediyorduk ki biz... 1912 yılına gelene kadar Hans Berger'in beyin dalgalarını ölçene kadar Aynen. zannediyorduk ki uykuyla uyanıklık aynı şey. Ve uyuduğun zaman her şey bitiyor zannediyorduk. Ama biz bugün gördük ki insan uykuya geçtiği zaman aslında beyin dalgaları format değiştirmeye başlıyor. Hı hı. Yani Bizim istediğimiz nedir? Bakın beyninizin içerisinde 100 milyar hücre var, değil mi? Hı hı. Ve bu 100 milyar hücrenin her biri ayrı ayrı görevler üstlenmiş. Evet. Bir tanesi görme, tat alma, eklemleriniz nasıl duruyor, dengeniz nasıl gibi bir sürü fonksiyonları var. Ama öyle bir yere gelsin ki beyin hücreleri, bu hücrelerin hepsi görmekten vazgeçsin, duymaktan vazgeçsin, hepsi senkron hale. Eş işbirliği haline gelsin ve sizin beyninizi dinlendirsin istiyoruz. Hı hı. İşte bunu yapan uyku, derin uyku dediğimiz dönemdir. Hı hı. Ama oraya geçmeden önce, önce beyin hücreleri yavaş yavaş kendi işlerini yaparken ufak ufak bırakırlar. Hı. Sonra bir araya gelmeye başlarlar. En son derin uyku dediğimiz yerde, hep işbirliği yaptığı için oradaki dalgaları ölçtüğün zaman kocaman kocaman dalgalar çıkıyor. Yani şöyle düşünün. İki tane takım maç yapıyorsa ve stadyuma bir tane mikrofon koysanız, maç başlamamış olsa, her bir seyirciyi hücre kabul etseniz her birinden ayrı ses çıkar değil mi? Evet. Kimisi çocuğunun okul taksitlerini konuşuyordur, kimisinin kaynağının kayınpederini konuşuyordur. Kimi onu, kimi bunu konuşuyordur. Şimdi ne oldu? Her taraftan ayrı bir ses çıktı. Mikrofondan böyle bir bir bütün ses çıkmıyor değil mi? Hı -hı. Uğultular geliyor. Evet. Şimdi maç başladı. Maç başlayınca ne olur? İnsanlar az buçukta olsa... Aynı şeylere bağırıyor olurlar. Hı hı. Şimdi düşünün. Türkiye-İngiltere maçı var. Şimdi sizinkiler aldı. Yarı sahaya doğru geldi. Hı hı. Yarı sahaya geldi zaman ne oldu? Seyirciler artık tamamen okul taksitlerini falan konuşmayı bıraktılar. Daha koordine hale geldiler. Evet. Şimdi düşünün. En son safhaya geldik. Bir tane bizim futbolcumuzun ayağında top var. Karşıda kaleci var. İngiliz kalecisi var. Bizim seyirciler ne olur hep beraber Türkiye diye bağırmazlar mı? Evet. İşte burası derin uyku. Bütün herkesin aynı anda aynı şeyi bağırdığı, koordine olduğu, koharent dediğimiz durum açığa çıktığı zaman işte beynin dinlendiği yer burası. Gol attığı zaman ne olur? Gol attığı zaman da sevinç başlar. İşte bizim rüya dediğimiz yer de burasıdır. Rüyada birdenbire bakıyoruz. Beyin sanki uyanmış gibi enerji harcamaya başlıyor, tansiyon düzensizleşmeye başlıyor, nefes düzensizleşmeye başlıyor ve siz tak 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 sanki Gerçek bir hayatta yaşıyormuş gibi oluyorsunuz.